Şimdi kokoş fare tatlısı için malzemelerimiz gelsin. Kokoş fare tatlısı için malzeme listemiz. Bir su bardağı un, bir su bardağı toz fındık, yarım su bardağı pudra şekeri, yarım paket kabartma tozu, bir su bardağı Hindistan cevizi, bir yemek kaşığı irmik, 3 adet yumurta, 125 gram tereyağı. Şerbeti için 3 su bardağı su, 2,5 su bardağı şeker, 1-2 damla limon suyu. Çok merak ediyorum bu kokoş fare tatlısını. Aslında şeker fare gibi ama biz ona kokoş fare diyoruz. Çünkü çok süslü süslü bir şey. Nasıl başlıyoruz Tuğba'cığım? Şimdi aslında bu tatlı çok basit. Tamam. Hem görüntüsü çok süslü hem de çok basit. Hepsini bir kapta karıştıracağız. Evet. Sıkma poşetine koyacağız ve krema duyları ile birlikte sıkacağız yine. Bu kadar mı? Hepsi bu kadar. Margarinimiz var böyle oda ısısında. Hı hı. Bir de sıvılardan yumurtamız var. Mikserden biraz yardım alacağız ilk sıvıları karıştırırken. Sonra da unu malzemeye koyup karıştıracağız. Tamam, hadi başlayalım. Yumurtaları bütünden koyuyoruz. Evet. Ayırmıyoruz. Şöyle pudra şekerini de içine dökelim. Birazcık sulansın. Pudra şekeri döktük. Şöyle oda ısısında yumuşamış margarin ya da tereyağı olabilir. Şimdi şöyle mikserle biraz bunu karıştıracağım. Şimdi yağını böyle güzelce eridi. Şimdi içine Hindistan cevizini ilave edeceğiz. Burada fındık unumuz var. Hı hı. Fındığı incecik böyle rondodan çekebilirsiniz hazır kullanmak istemezseniz. Bunun yerine badem unu kullanabilirsiniz. Hı. Ya da hiçbirini kullanmayıp bunun yerine un da ekleyebiliriz. Ama fındık daha güzel bence. Tabii çok yani güzel, çok büyük bir lezzet fındık veriyor. İçine şöyle unu da azar azar ilave edeceğim. Bu arada ben kabartma tozuyla irmiği de koyayım ki unla kıvam buldurayım. Kabartma tozu ve irmik geldi. Ve şöyle bir karıştırmaya başlıyorum. Şimdi ne yapıyoruz Tuba'cığım? Şimdi hamurumuz hazır. Artık bunu sıkma poşetine alabiliriz. Ve tepsimize bunları sıkacağız. Eğer sıkma poşeti bu yoksa normal yuvarlak yuvarlak da sıkabiliriz bunları. Ha, tamam. Hiç önemli değil. Ben sadece bu şekilde daha gösterişli oluyor. Şimdi bunu tepsimi alayım şöyle önüme. Yağlı kağıt koyacak mıyız? Hiç gerek yok. Gerek çünkü yok. Şimdi bunda şerbetleyeceğiz. O yüzden doğru. Tamam. Efendim bir de kokoş fare tatlımızın şerbeti olacak. Bakın gördüğünüz üzere. Bunun pişme süresi ne? Tam 30 dakikada pişiyor. 170 derece alt üst ayardaki fırında. Tamam, ben fırını açtım. Tamam. Şerbetiyle buluşturacağız değil mi? Evet, piştikten hemen şerbetiyle sonra buluşturacağız. İkisi de sıcak olacak. Şerbet ve tatlı sıcak olacak. Harika oldu. Ellerine sağlık. Evet, çok güzel oldu. Şimdi şerbetini yapalım mı? Hemen şerbetini de ocağalalım. Önce bunu fırına atalım. Tamam. Efendim, ben kokoş fare tatlımızı fırına koyuyorum şimdi. Veriyorum, fırına veriyorum. 170 derecede ne kadar? 30 dakika. Alt üst ayarda 30 dakika kadar pişecek. 30 dakika alt üst ayarda. Hadi bakalım. Hoşça kal baby. Biz de diğer taraftan tenceremize şekerimizi ve suyumuzu alalım. Limonumuzu alalım. Hı hı. Bir su bardağı kadar su, 2,5 su bardağı kadar da şeker ilave ettim.
Biraz da şöyle limonun suyunu ilave ediyorum birkaç damla. Ve ocağa alıyorum. Şeker eridikten sonra kısık ateşte yaklaşık bir 10 dakika kadar kaynatacağız. Tatlımızın şerbeti kaynar. Şerbetimiz de hazır ve kokoşpare tatlımız da pişti. Şimdi fırına gidiyorum. Heyecanlı mısın? Çok. Ben de. Çok heyecanlıyım. Bakalım. Ben yardımcı olayım sana. Sağ ol. Oo, harika. Ve sevgili Tuğba dedi ki, ay sıcak, sevgili Tuğba dedi ki ikisini de sıcak olarak buluşturmamız gerekiyor dedi. Evet. Yani fırından çıkar çıkmaz hemen şerbeti dökeceğiz üzerine efendim. Bakın şöyle sıcak 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 sıcak. Evet, hiç bekletmeden hemen tatlıların üzerine tek tek şöyle gezdireceğim. Hı hı. Normalde tatlılarda biri sıcak biri soğuk, işte daha sonra şerbetlenir, evet. Öyle olur. Bu tatlının özelliği böyle sıcak sıcak şerbetlenmesi. Akşam yemeği hazırken bile evet. Hemen yapılabilen bir tatlı. Hindistan cevizinin böyle kavrulmuş kokusu evet. Geliyor insanın burnuna. Bir tarafta şifa çorbasının kokusu pişerken bir tarafta tatlı. Mutfağımız şenlendi bugün sayende. Ve bu böyle şerbetin içinde yüzerken böyle dakikalar içinde bütün şerbeti çeken bir tatlı. Acaba bu şerbet buna fazla mı gelecek derken göreceksiniz böyle her hücresine kadar şerbeti çekiyor. Evet, bu önemli. Tuğba'cığım ellerine sağlık. Afiyet olsun.